Peki hocam, bu lazer tedavisine biraz girelim. Lazer tedavisiyle alakalı neler diyeceksiniz? Şimdi lazerler mesela epilasyonda kullandığımız lazerler var. Alexi'miz var bizim. Onları epilasyonda kullanıyoruz. Epilasyonun genelde 3 ya da 4 yıl düzenli adet gördükten sonra, kız çocukları için söylüyorum, epilasyon tedavisini alabiliyoruz. Mesela Ergenliğe girdiğinden evet, sonra. evet 3-4 yıl düzgün adet gördükten sonra, çünkü bazılarında hakikaten kendi bakımları açısından da erken başlamak gerekebiliyor. Ama onun dışında hani daha adeti geç görüyorsa hasta, o zaman onlar da belli bir süre bekleyip ondan sonra epilasyon alıyoruz. Epilasyonda da bizim için önemli olan açık beyaz renk ciltte koyu renkli kılların olması. Bunlar daha çok tedaviye cevap veriyor. Lazer tedavisine. Lazer tedavisinde de kabaca %70-80 civarında kıllarınızdan kurtulmuş oluyorsunuz. Tamamen kurtulma gibi bir durum yok. Yok. %100 diye bir şey olmaz. Sonrasında da hani sizi rahatsız eden bölgelerde lazerden sonra iğneli epilasyonla devam edip tamamen sıfır hale getirme şansınız var. Yani iğneli epilasyon daha Sonra. verimli. Sonra. İlk aşamada lazer tedavisi Tabii. oluyor. Yani iğneli epilasyon zor bir yöntem. O yüzden önce lazerle tedavilerinizi yapıp tamamlayıp seanslarınız bittikten sonra hala sizi rahatsız eden, ki hani %80 azaldıktan sonra genelde hastalar için yeterli oluyor. Ama hala bazıları böyle biraz takıntılı oluyor. Hiç olmasın, orada da olmasın falan. O tarz bir hastaysa o zaman hani iğneliyle devam edip sıfırlatabilir. Kaç seansa bu azaltıyor? Ya şimdi %70-80 normalde oranında. paket olarak 6-8 seans arasında yapılıyor bu şeyler. Ama her hastada tabii cevap farklı oluyor. Bazı hastalar çok daha fazla tedaviye ihtiyaç duyuyor. Bazıları dediğim gibi çok çabuk cevap veriyor. Ona göre farklı oluyor. Genel olarak şöyle bayanlarda bir tabir var. Yani lazere gittim. Lazere gittikten sonra farklı bir tepkimeyle olmayan yerde daha çoğaldı ya da bir yerde azaldı derken bir yerde de artış oldu İşte diyorlar. Bu şimdi neye o bağlı? şundan kaynaklanıyor. Şimdi mesela her lazerin görebildiği kıl tipi bellidir. Eğer siz göremeyecek kıl tipindeki hastaları da lazere alırsanız, orada lazer sadece yakar ama kılları öldürmeyeceği için ince kılların da artmasına sebep olur. Canlandırıyor o zaman. Tabii bu sefer işte hasta o dediğiniz şikayeti olur. Yani ben gittim, tam tersine kıllarım arttı der. Bu hani kılın yapısına göre düzgün alet uygulanmamasından kaynaklanıyor. O zaman vücut tipine göre birden çok cihazla çalışılması Tabii. gerekiyor. Yani şimdi mesela şu anda kullandığımız Alexler en cihazlar. Ama en iyi lazerdeki cihazlar, ama bazen mesela çok ince kılı olanlar oluyor. Onları biz zaten yönlendiriyoruz. Diyoruz ki Alex hiçbir şekilde bu çok ince kılları görmez. Siz bunlara ya iğneli ya da mesela son dönemlerde çıkan buz lazerler var. Buz lazer tarzı uygulamalar yaptırabilirsiniz. Onlar diyot tarzı lazerler. Onlara yönlendiriyoruz. Ama Alex için görebilecek bir hastada hani düzgün yapıldıktan sonra cevap alınmaması gibi bir şey söz konusu değil. Şu an piyasada oldukça çok makine var. Bu Evet. makinaların ne kadar doğru Alex dediğiniz ya da diyot tarzı Ya işte makineler olduğu bunda da belli değil. öyle. Yine hani doktor kontrolünde olması Yani lazım. birebir dermatoloji tarafından Tabii. yönetilmesi gerekiyor. Tabii. Güzellik merkezlerine burada pek güven olmaması mı gerekiyor? Bunu mu anlamamız Yani lazım? şöyle, güzellik merkezlerinde zaten sadece kullanım olarak IPL'ler var. IPL'ler de azaltıcı etki yapar. Tamamen sıfır hale getirmez ama şeyleri azaltır. Uyutma gibi bir Hani teknik mi oluyor? evet, yani güzellik yerlerinde giderlerse zaten onların lazer kullanma gibi şeyleri yok aslında bakarsanız. Ya da bir doktor kontrolünde kullanabilirler. Doktoru mutlaka takip etmesi gerekir. Ama onun dışında hani güzellik uzmanlarının yapabildiği IPL'ler var. O tarzı tercih ederse onu yaptırabilir. Ama lazer tedavileri her halükarda doktor kontrol olmadan yapılmaması gereken tedaviler. Çünkü bir yanık, bir problem oluştuğunda da dediğim gibi tekrar başvurmanız gerekiyor. Onda da yine doktor takip edecek. Kesinlikle. Bu yanıklar derken hastaneniz bununla alakalı başarılı işlemlerde biliniyor zaten lazer tedavisi. İğneli epilasyon yapılıyor mu hastanenizde?